Merhaba, bugün size orijinali Chapel Hill Kuzey Carolina Üniversitesi'nde felsefe bölümünde öğretim görevlisi olan Molly Gardner tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz kimliksizlik sorunu. Sorunu anlayabilmek için bir düşünce deneyiyle başlayalım. Ali ve Banu adında iki kadın olduğunu ve bu kadınların sağlıksız çocuklara sahip olmak istediklerini varsayalım kulağa tuhaf geldiğinin farkındayım. Tabii ki normalde kimse böyle bir şey istemez. Ama bu iki kadının hasta bir çocuğa sahip olurlarsa arkadaşları ve ailelerinden daha fazla ilgi göreceklerine inandıklarını varsayalım. Şimdi Alev'in istediğini elde etmek için hamileliği sırasında belirli bir ilaç kullandığını düşünelim. Bu ilaç Ali adını verdiği çocuğunun hayatı boyunca sağlığının kötü olmasına neden oluyor. Yine de Ali'nin hayatı bir bütün olarak yaşamaya değer. Bu arada Banu ise tüp bebek yöntemini kullanmaya karar veriyor ve embriyoları tarayıp aralarından çocuğun sağlıksız olmasına sebep olacak bir gene sahip olanını bulmaya çalışıyor. Bu tip bir gene sahip embriyo bulunduğunda onu seçiyor. Aylar sonra bu seçilen embriyo Burak adını verdiği bir bebek olarak dünyaya geliyor. Burak da Ali gibi sağlık sorunlarıyla boğuştuğu zorlu bir hayat yaşıyor. Ancak tıpkı Ali'ninki gibi Burak'ın hayatı da bir bütün olarak yaşamaya değer. Birçok kişi Alev ve Banu'nun çocuklarına kötülük ettiğini düşünüyor. Alev'in Ali'ye nasıl kötülük ettiği çok açık. Hamilelik sırasında ilaç alarak çocuğuna zarar vermiş oldu. Banu da Burak için benzer şekilde kötü sonuçları olan bir eylemde bulunduğuna göre, Banu'nun da çocuğuna zarar verdiğini düşünebiliriz. Bununla birlikte Alev'in eylemi ile Banu'nun eylemi arasında önemli bir fark var. O da şu. Annesi ilacı almamış olsaydı Ali yine dünyaya gelecekti. Ancak Burak eğer annesi sağlıksız gene sahip olması nedeniyle onu seçmiş olmasaydı var olmayacaktı. Yani dünyaya gelmeyecekti. Sonuçta eğer Banu sağlıksız gene sahip olduğu için Burak'ı seçmemiş olsaydı o zaman ya hiç çocuğu olmayacaktı ya da Burak yerine başka bir çocuğu doğuracaktı. Birçok filozof farklı varsayımlara göre ne olabileceği konusundaki bu farklılığın ahlaki bir fark yarattığını savunmak için mantıklı bir teori olan zarar ilkesine başvurur. Zarar ilkesine göre bir eylem sizi olduğunuzdan daha kötü bir duruma sokuyorsa bu eylemin size zarar verdiğini söyleyebiliriz. Alev'in eylemi bu koşulu sağlıyor. Eğer Alev ilacı almamış olsaydı Ali birçok açıdan daha iyi durumda olacaktı. Oysa bu durumda sık sık hastaneye gitmesi gerekiyor. Kimi zaman okula gidemiyor, sosyal etkinliklere katılamıyor ve aksi durumda olacağından çok daha fazla ağrıyla ve rahatsızlıkla boğuşuyor. Bununla birlikte Banu'nun eylemi bu koşulu sağlamıyor. Burak'ın hayatı da aynı şekilde hastane ziyaretleri, okula gidemediği günler, ağrılar ve rahatsızlıklarla dolu bir hayat ama hayatı yine de yaşamaya değer. Burak söz konusu olduğunda alternatif senaryo hiç var olmaması yani dünyaya gelmemesiydi. Bu durumda yaşamaya değer bir hayat sürüyor olması hiç var olmamasından daha kötü görünmüyor. Sonuç olarak Banu, sağlıksız gene sahip olduğu için onu seçmesiyle Burak'a zarar vermiş olmadı. Bu açıdan bakılınca Banu'nun eylemi Burak'a zarar vermediyse bu duruma genel olarak verdiğimiz sezgisel tepkimizi yani hem alevin hem de Banu'nun çocuklarına zarar vermiş olduğu düşüncesini haklı çıkarmamız mümkün görünmüyor. Burak'ın durumu bu nedenle kimliksizlik durumu olarak adlandırılır. Bu bir bireyin var olmasını sağlayan bir eylemden zarar görmüş gibi göründüğü bir durumdur. Bireyin zarar görmüş olduğu düşüncesini haklı çıkarmaya ya da neden zarar görmediğini açıklamaya çalışmak kimliksizlik sorunudur. Bir dizi birbiriyle çelişen iddia ortaya atarak bu sorunu daha açık biçimde ifade edebiliriz. 1. Banu Burak'a kötülük etti. 2. Banu Burak'a zarar vererek ona kötülük etmiş oldu. 3. Banu'nun Burak'a zarar verebilmesinin tek yolu onu aksi halde olacağından daha kötü hale getirmek olurdu. 4. Banu Burak'ı aksi halde olacağından daha kötü hale getirmedi. Bu iddialar birbirleriyle çelişiyor çünkü hepsinin aynı anda doğru olması mümkün değil. Bu iddialardan üçünü seçtik diyelim. Bunların bir araya gelmeleriyle mantıksal olarak dördüncü iddia geçersiz olur. Kimliksizlik sorununun çözümü için iddialardan en az birini reddetmeliyiz. Tabii şu da var, bu reddettiğimiz iddiayı başlangıçta desteklememize sebep olan sezgi ve düşüncelerimiz nasıl oluştu? Bu akıl yürütme sürecindeki eksikliği de tamamlamamız lazım. Seçtiğimiz çözüm ne olursa olsun, bir dizi başka mesele üzerinde de kapsamlı bir etkiye sahip olacaktır. Bunlardan biri, üreme hakları meselesi. Bazı ebeveynler kendilerine göre uygun şartları yerine getirmek için yeni üreme teknolojilerini denemek isteyebilir. Kimileri, onların bu seçiminin sağlıksız durumlar, mutsuzluk veya başka kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünebilir. Bu tür durumlarda üreme özgürlüğüne karşı çıkanlar kimliksizlik sorunuyla boğuşmak zorunda kalır. Bir diğer mesele ise genetik mühendisliği. Bilim insanları henüz genetiğiyle oynanmış bir insan üretmemiş olsalar da genetiğiyle oynanmış çok sayıda hayvan üretmeyi başardılar. Kimliksizlik sorunu bu tür hayvanları üreterek onlara kötülük edilip edilmediği sorusunu gündeme getirir. Üçüncü mesele de çevre. Kimliksizlik sorununun bu mesele açısından neden özellikle önemli olduğunu anlamak için bir başka düşünce deneyini ele alalım. Toplum olarak izlenebilecek iki farklı politika arasından seçim yapmamız gerektiğini varsayalım. Biri çevreyi kirletmeyi, diğeri ise çevreyi korumayı destekliyor. Çevreyi kirletmeyi tercih edersek hava ve su kalitesi 200 yıl içinde diğer politika seçilirse olabileceğinden çok daha kötü olacak. Ancak diğer politikayı tercih edersek o da başka türlü ilginç sonuçlar doğuracak. Örneğin ekonomik durum farklı olacak ve farklı insanlar farklı işlerde çalışacaklar. Farklı çiftler birbirine aşık olacak ve onların çocukları olacak. Farklı çiftlerin çocukları olması durumunda 200 yıl sonra farklı insanlar doğacak. Şöyle düşünebiliriz. Çevre kirletilmeseydi bu ilk senaryodaki insanlar var olabileceklerdi ama kirlenmiş bir çevrede zaten var olamayacaklar. 200 yıl sonraya gidelim. Çevreyi kirletmeyi destekleyen politikayı izleyen topluluktaki insanların Hava ve su kirliliğine bağlı sağlık sorunlarından muzdarip olduklarını varsayalım. Aralarında astım, çeşitli kalp hastalıkları veya kanserle boğuşanlar olabilir. Çevreyi kirletmeyi seçtiğimizde o topluluktakilere kötülük ettiğimizi düşünerek sezgisel bir tepki verebiliriz. Ancak kimliksizlik sorunu açısından bakıldığında bu sezgimizi haklı çıkaracak bir argüman üretmekte zorlanıyoruz. Sonuçta çevreyi korumayı destekleyen politika seçilseydi olabileceklerden daha kötü bir durumda değiller. Çünkü eğer o politika izlenseydi bu insanlar hiç var olmayacaktı. Gelecekteki o insanlar için astımla, kalp hastalığıyla ya da kanserle boğuşulan bir hayat hala yaşamaya değer. Çünkü bu durum hiç dünyaya gelmemiş olmaktan daha kötü değil. Bu nedenle gelecek nesiller adına iklim değişikliği, nükleer atık ya da çevresel bozulma konularında endişelenmemiz gerektiğini düşünüyorsak kimliksizlik sorununa da bir çözüm getirmemiz gerekecek. Bir sonraki videoda önerilen çözümlerden bazılarını ele alacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.